Merhaba arkadaşlar. El İşi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. İyi bayramlar öncelikle. Normalde amigurumi seti içerisindeki oyuncakları örüyoruz ama bayram nedeniyle çok yetiştiremedim onu. Bugünü videosuz geçirmemek adına küçük bir oyuncak öreceğiz. Çok sevimli bir kurbağa yapacağız beraber. Yine minik bir oyuncak. İsterseniz anahtarlık, oyuncak olarak kullanabilirsiniz. Yine çantası, nasıl değerlendirmeyi düşünürseniz. Bunun için bize gerekli olan malzemeler, yine kadife ipli öreceğiz. Elimde Himalaya Dolphin Baby'nin bu yeşil rengi var. Çok güzel bir yeşili var, nil yeşili gibi. Renk kodu bu şekilde arkadaşlar, almayı düşünürseniz. Yanaklarına hafif bir pembelik işleyeceğiz. Böyle pembe bir ipimiz var. Makas kullanacağız. Ağız işlemesi yapacağım. Siyah bir ipim var. Amigurumi için kullandığınız tüylenmeyen bir ip kullanın mutlaka. Etamin iğnem var. Böyle kadife ipleri dikmekte tercih edebileceğiniz iğnelerimiz var. Oyuncağımızı 4,5 milim tığla yapacağım. Yine 4, 4,5, 5 milim tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar elinizde hangisi varsa. Göz için eğer oyuncak olarak kullanacaksanız mutlaka kilitli göz kullanın. Benim elimde bu şekilde inci düğmelerim vardı. Onu değerlendireceğim. Yine siyah iple dikeceğim bunu. Yapıştırma kullanabilirsiniz, yarım ince ya da hazır gözlerden de yapıştırabilirsiniz. Yer belirleyicim var. Dolgusu için yine boncuk elyaf kullanacağız. Malzemelerimiz bu kadar. Tarifim de hazır ve başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle gövdemizi yapacağız. Kadife ipimizle. Evet arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapmakla başlayacağız. Ben sihirli halka yerine 3 tane zincir çekeceğim. Şekilde, hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha kolaylık olabilir size. Zincire başlamadan önce bu şekilde tutup hemen bırakmayın. Ve birinci zincirimizi yaptık ve sıkılaştırıyoruz. Ben biraz başlangıcı çok hızlı yapıyorum. O yüzden yavaş olarak tarif ettiğim bir video olsun. İkincisi ve üçüncüsü. Üç tane zincir çektik arkadaşlar. Ortadaki zincirime 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Karşıdaki ilk sık iğnemizin üzerine arkadaşlar bu şekilde kaydırarak birleştirdik. Şu an ilk sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda her sık iğnemizin üzerine çift batacağız. Toplam sıramızın sonunda bizim 12 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi yer belirleyicimizi takalım. Bunun yerine ip de kullanabilirsiniz. Bir parça ip işinizi görür. Şöyle yapayım. Şimdi kaydırma yaptım. İlmeği örmüyorum arkadaşlar. Bir yandakine geçtim. Sık iğnemizi yapalım. Tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. Çift batarak devam edeceğiz. 12 tane sık iğnemiz olana kadar devam ediyoruz. 6 7 8 oldu. 9 10 belirleyicimizi çıkaralım.
Onun olduğu yere ilk kez tekrar battık. Toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. Bunu alt kısmına takalım. Arkadaşlar şimdi 3. sıradayız. Bir tane tek, bir tane çift olarak batacağız ilmeklerimizin üzerine. Sıra sonunda bizim 18 tane sık iğnemiz olacak. Birincisine tek battık, ikinciye geldik, buraya çift batıyoruz. Bir yana geldik tek, bir diğerine çift batıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıramızın sonunu çift batarak bitirdik. Bir üst alalım ilmek belirleyicimizi. Dördüncü sıraya geldik. İki tane tek, bir çift batacağız arkadaşlar ilmeklerimizin üzerine. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Bir tek, ikincisine tek, üçüncüsüne çift batıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar son ilmeğimizi çift batarak bitirdik. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi arkadaşlar 3 sıra arttırma eksiltme yapmayacağız. 24 tane sık iğne yapacağız her sıramızda. Yani biz dördüncü sırayı tamamladık. 5, 6 ve 7. sırayı 24 sık iğne olarak öreceğiz. 8. sıramızda eksiltmemiz olacak. Bu şekilde sadece üzerlerine sık iğne yapıyoruz. Arttırmamız, eksiltmemiz yok arkadaşlar. Üst sıra öreceğiz. Sıkılmamız adına videoyu biraz hızlandıracağım. Evet arkadaşlar 7. sırayı tamamladım. 8. sıradayız. 2 tane sık iğne yapıp bir eksiltme yapacağız. 1 2 Eksiltmemizi arkadaşlar ilmeğimizin iki parçası var. Öndeki parçalardan yapacağız. Bu şekilde sekizinci sıramızda eksiltmelerimizle birlikte toplam sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 1 ve 2 ördük. Sonraki iki ilmeğimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Eksiltmemizi yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz.
Dokuzuncu sıradayız. Dokuzuncu sıramızda bir tane tek sık iğne ördük. Sonrasında eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane sık iğne ördük, bir eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu an gövdemizin kapatmasını yapıyoruz arkadaşlar. Çok kısa sürede bitireceğiniz bir oyuncak tarifi bu. Eksiltmemizi yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi alanımız çok küçülecek arkadaşlar. Bu dönemde el yapımızı dolduralım mutlaka. Evet arkadaşlar, şimdi 10. sıramıza geldik. Bu sıramızda eksiltme yapacağız ta ki 6 tane sık iğnemiz kalana kadar. Yine ön taraflarından ilmeklerimizi alarak ikişer ikişer birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonuncusunu da yapalım. Evet arkadaşlar, biraz ip bırakıp kesiyoruz. Artık ihtiyacımız yok. Çok hafif birazcık daha elyaf koyalım içine. Şimdi kalan ilmeklerimizi birleştirelim arkadaşlar. Yine ön taraflarından bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizin. Biraz çekelim. Çok fazla da çekmeyin. Kadife ipler çabuk kopabiliyor. Şu an kapatmasını yaptık. Örgümüzün içerisinde biraz gezdirelim. Evet arkadaşlar, gövdemizi tamamladık. Bunu kenara alalım. Şimdi 2 adet göz öreceğiz. Yine sihirli halka içerisine bu sefer 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 3 tane zincirimi çekeyim. 2 ve 3. Ortadaki yine zincirime bu sefer 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Karşıdaki ilmeğimize bu şekilde kaydırarak birleştirmesini yaptık arkadaşlar. Şu ipimi çok küçük bir alan olduğu için ilmek belirleyicisi takmayacağım. İpimi ön tarafa aldım. Şimdi arkadaşlar, kaydırma yaptığım ilmeğe değil bir yandakine geçiyorum. İkinci sıramızda her ilmeğimizin üzerine, her sık iğnemizin üzerine bir kez batacağız. Yani 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4
Zorladı beşinizi. Ve 5. Bu ipimi tekrar içeri alıyorum. Örgümüzü bu şekilde çevirelim. Bir yandaki ilmeğimize de bu şekilde kaydırarak birleştirdik. Dikmek için biraz ip bırakalım. Evet arkadaşlar, gözümüzün bir tanesi tamam. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi gözlerimizi artık gövdemize monte edebiliriz. Evet arkadaşlar, gözlerimizi şu birinci halkamız arkadaşlar, ikinci ve üçüncü halkamız. Biz birinci ile ikinci arası ve 3 ile 4 arası. Yani şu ikinci ve üçüncü halkamızın bu araya monte edeceğiz arkadaşlar, dikeceğiz. Bu şekilde gözlerimizi yerleştireceğiz. Şimdi öncelikle 3 ile 4 arasından sonra 1 ile 2 arasındaki o boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Benim için dikmesi çok daha kolay oluyor. İsterseniz toplu iğne ile de yerini belli edebilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde duracak. Artık rahat rahat dikebilirim. Bir gövdeden bir gözden olmak üzere dikiyoruz arkadaşlar. Şekilde arka tarafına da geçiyorum arkadaşlar. Hem parçalarını da birleştirmiş oluyoruz. Evet. Gözümüzü tamamladık. Diğerini de aynı şekilde dikiyorum. Evet arkadaşlar, gözlerimizi diktik. Şimdi esas gözlerimizi dikelim. Şimdi etamin iğnemi kullanacağım bunun için. Şimdi arkadaşlar, gözlerimizi iki tane zaten halkamız var. Bunun orta kısmına yerleştireceğiz bu şekilde. Siz isterseniz elinizde eğer göz yoksa iple de işleyebilirsiniz. Dediğim gibi yapıştırma yapabilirsiniz inci gözlerinizle ya da keçeden de olabilir. Yani alternatif çok fazla. Elinizdeki malzemeye göre. Eğer kilitli göz kullanacaksanız da arkadaşlar, bu birleştirmeyi yapmadan önce kilitli gözünüzü takın. Çünkü arkada aparatı var, dışarıda kalır. Yani bu parçayı buraya monte etmeden önce iç kısmına kilitli gözünüzü takın.
Sonrasında dikersiniz. Şimdi şöyle uzaktan bir yerden gözümüzün orta kısmına geleceğiz. Evet. İpime düğüm attım ama çok bir anlamı yok arkadaşlar. Biraz uzakta bir parça bırakın. Çünkü kadife ipin içinden çıkabilir. Gözeneklerimiz fazla büyük. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi karşı taraftaki gözümüzün içine gidelim. Evet arkadaşlar, bir kez daha dikeceğim. Aynı yerlerden tekrar. Şimdi battığım yere gidiyorum tekrar. Gözlerimizi düzeltelim. Şimdi minik bir ağız işleyeceğiz arkadaşlar. Arka taraftan girelim. Şu baş kısmından itibaren olan birinci halkamız, bu ikinci halkamızın olduğu kısma bu şekilde bir ilmeklik boşluk kalacak şekilde diyeyim arkadaşlar. Şöyle. İğnemizin boşluğuna battık. Şöyle bir şey. Bir ilmeklik boşluk bırakalım. Bir ilmek. Ve alt kısmına geçiyorum. Ortalamaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde ipimi geçirdim. Aynı yere tekrar batıp bakalım ağzımız nasıl duruyor. Böyle mutlu bir kurbağamız olsun. Evet, artık bağlayabiliriz arkadaşlar. Kadife ip olduğu için ince ipler tamamen içine girebiliyor. İğneyle bu şekilde düzeltmeler yapın. Ondan sonrasında bağlayın. Çok fazla da sıkmayın bağlarken. Tekrar içine girebilir çünkü. Evet, ağız işlemimizi de tamamladık.
Evet arkadaşlar, şimdi minik bir pembe yanak işleyelim. Yine şöyle uzaktan bir yerden çıkalım. Gözümüzün bir alt sırasına bu şekilde bir ilmek boşluğu kadar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yapacak olan arkadaşlarım şimdiden kolay gelsin. Sormak istedikleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Geri dönüş yapıyorum. Yaptığınız ürünleri benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu beni çok motive ediyor arkadaşlar. Instagram adresimi bırakıyorum. Mutlaka oradan iletişime geçin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.